Sabah raporuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen, Gökhan Şen'le birlikte piyasaların gündemindeki gelişmeleri üzerine sohbet edeceğiz. Günaydın Gökhan. Günaydın. Piyasalar açısından bakıldığında kötü başlayan bir hafta. Özellikle koronavirüs tartışması bugün de yine en önemli gündem maddesi olmaya devam ediyor. Özellikle Çin kendi içindeki yayılma hızının azaldığını ifade ediyor olsa da piyasalarda birincisi Çin'in bu bilgilerinin ne kadar güvenilir olup olmadığı sorgulanmaya başlandı. İkincisi de dünyanın diğer bölgelerindeki yayılma hızı üzerinden ciddi tartışma söz konusu oldu. Özellikle Güney Kore'deki vaka sayısının çok hızlı şekilde artmış olması, ayrıca İran'a sıçrayan, İran'da ciddi şekilde hayatını kaybedenlerin sayısının artmış olması, Türkiye'nin İran'a sınır kapısını kapatması gibi önemli gelişmeler var üzerine konuştuğumuz. Ancak şu an hala bu zirveyi yapmaktan uzak olduğu yönünde bir genel bakış açısı var. Dolayısıyla bu piyasada hemen hemen her varlık sınıfını çok net ve doğrudan bir şekilde etkiliyor. Petrol piyasasında açılış %3 civarında aşağıda oldu. Şu anda %2,5 aşağıda. Aynı zamanda yine gelen ekonomik verilere bakılıyor. Verilerin içerisinde örneğin Çin'deki çelik stokunun tarihin en yüksek seviyesine ulaştığına dair haberler var. Böyle olunca o taraftaki fiyatlama ciddi şekilde etkileniyor. Diğer yandan yine Çin'in ekonomik büyümesine ilişkin tartışmalar ve beklentilerdeki bozulmalar dikkate alındığında burada fiyatlamanın daha da bozulabileceği varsayımıyla hisselere satış geliyor. Hong Kong mesela 2008'den bu yana en düşük seviyesine gelmiş durumda. Dow Jones Amerikan vadelerine baktığımızda işte 400 puan kadar aşağıda başlangıç öngörüldüğünü görüyoruz. Güvenli limanlara kaçış var. Altın 1663 dolara kadar yükselmiş oldu. Keza yine dolara yöneliminde ciddi şekilde kendini gösterdiğini söyleyebiliriz. Gelişen ülke kurlarından çıkışlar da devam ediyor. Biz 6.11.50'lere kadar gelmiş durumdayız bir kez daha. Cuma günkü fiyatlamada 6.12'lerinde üstüne kadar çıkmıştık. Dolayısıyla tam bir risk off modu ve 1.47'lere kadar gelmiş olan Amerikan tahvil faizi de diğer parametrelerde piyasadaki bozulmanın net bir şekilde sürdüğünü ifade ediyor bize. G20 zirvesi vardı hafta sonu. Maliye Bakanlarının da gündem maddelerinin teması bu çerçeveye işaret ediyordu. Bir mali birliktelik atılacak olan adım bu süreçte destekleyici olabilir mi diye soru işaretleri vardı. Lakin pek de öyle olmadığını görüyoruz. Bir birlikte hareket edelim iştahı, isteği var. Fakat somut bir şey yok. Özellikle de Almanya'nın bu noktada vermiş olduğu çok bariz ve net bir sinyal var. Diyorlar ki iç canlandırma tedbirleri dış ticaretteki problemleri çözmeye yetmez. Bu iş için beklemek ve çalışmak lazım virüsün çözülmesine. Oradan mı başlayalım? Buradan başlayalım. Evet, yani tabii gün be gün vaka sayısı analiz edip trend kırılıyor mu, aşağı mı dönüyor filan derken Çin'in bunun böyle olduğunu söylüyor, doğru. Fakat diğer ülkelerdeki yayılma hızı epeyce rahatsız etmeye başladı. Özellikle işte Güney Kore sabah saatlerinde Seul'de çok borsada sert satışlar vardı. Hem vaka sayısında hem de kayıplarda artış var. Bu çok can sıkıyor tabii. Seul'de tabii çok kalabalık bir şehir, yani orada da görülmeye başlandı. Yaklaşık 25 milyon insan yaşıyor. Ciddi bir metropol. Yani 450-460 milyar dolar, belki biraz daha fazla, tek başına milli hasıla üreten bir şehir. O yüzden bir panik havası var şimdi. Bu tabii sadece işte virüs görüldü, ölenler var, kalanlar var anlamında değil ama yani ticareten de piyasada fiyatlayanlar işe biraz daha tedarik zincirleri, değer zincirleri vesaire bu açılardan da bakıyorlar. Hala da mesela Çin'de bir sürü sektörün %100 kapasite çalışmadığı, ya insanların hizmetlerden faydalanmadıkları ya da üretenlerin veya hizmeti sunanların bunu tam randımanlı yapmadıkları yönünde raporlar var. Ki bir sürü şehirde de işte alarm seviyesini azaltmaya çalışıyorlar. En son gördüm 4 tane şehirde alarm seviyesi azaltılmış. Fakat henüz çare değil. İtalya'daki vakalar da epeyce korkuttu tahmin ediyorum Avrupalıları. Çünkü İtalya'da bir anda beklenmedik ölçüde neredeyse üstsel olarak artıp yeni yeni vakalar raporlamaya başladılar. Can kayıpları var. Avrupa'ya girdiği zaman yani neresinden çıkar belli olmaz diyorlar. Dolayısıyla İtalya kendi içerisinde dahi kimi üniversiteleri tatil ederek, kimi şehirlere de seyahat yasağı getirerek buna çok sert tedbirler aldı. Hiç acımadı yani o anlamıyla. O yüzden de şey bu, yani güncel durum bu. Bir de tabii sınırımızda İran'da da görülen vakalar var. Birazdan konuşacağız, farklı sen zaten anlattın. O yüzden bu da hem can sıkıcı hem de yani hem diğer ülkelerin hem de komşumuzun da
başı sağ olsun. Depremden hayatını kaybedenler var. Bizim vatandaşlarımız var. Tekrar başımız sağ olsun deprem gerçeği. Böyle bir haftaya başladık. Fakat bu virüsün fiyatlaması tabii sürüyor. Yani artık herhalde 5. 6. haftaya falan girdik. Tam kapasitede çalışmıyor kimse. 2020'nin konsensüs trade'lerini yani işlemlerini 2020'de ne olacak? Herkes hemen hemen nerede hemfikir diye hatırlarsan herhalde bunlardan bir tanesi eşgüdümlü büyümeye doğru dünyanın tekrar dönmesiydi. İşte gelişen ülkeler tekrar gaza basacak. Ne bileyim Amerika'da işler zaten fena değil. Avrupa'da oyuna katılacak. Topyekun bir kalkınma neyse yani onun ismi. Amerika'da başkanlık seçimleri yine hakim tema olarak kalacaktı. Bunların ikisi önemliydi. Büyümenin de kompozisyonuna baktığında yani beklenen 2020 büyümesinin önemli kısmı gelişen ülkelerden gelecekti. Şimdi bu temaları tek tek düşündüğünde bunun bir de sonuçları var. Dolayısıyla ne olacaktı? Hisse senetleri ilgi görecekti. Bonolara çok kimse bakmayacaktı. Gelişen ülke varlıkları özel bir önem atfedilecekti filan. Şimdi koronavirüs bunu tam tersine çevirmiş durumda. Yani hisse senetlerine satış getirdi. Bonolara çok sert alışlar getirdi. Altın beklenenin de ötesinde çok belki bütün sene beklenen ralliyi 2 haftada yapmış oldu. Hatta ötesine bile geçti. O yüzden de karar vermesi güç. Şimdi bence burada şeyi konuşmak lazım. Bazı varlıklarda o panik alımları ya da satımları artık belli bir yere vardılar. Mesela Amerika'nın işte hazine kağıtlarına bakıyorum. 30 yıldır 1.90'lara indi ki yanılmıyorsam herhalde rekor düşük seviye bu. Şimdi, en düşük seviyesine geldi. Değil mi? Tamam şimdi burası şey mi acaba artık bir doyum noktası mı yoksa buradan devam mı? Çünkü Amerikan ekonomisinde evet cuma günü gelen 1-2 tane ayrık veri var diğerlerinden farklı yöne işaret eden ama yani ekonominin durumu belli iyi gidiyor. Başkanlık seçimleri filan onlar tamamen ona odaklanmış durumdalar. O yüzden belli ki artık bazı yerlerde bir anomaliye doğru gidiyoruz. İşte Amerika'nın hazine kağıtları bence buralarda bir yer. Bu demek değil ki bugün saat işte öğlen 12'den sonra hemen bunlar dönecek ama bazı varlıklar için bence dönüş noktası yakın. Mesela Amerika'nın faizleri böyle. Mesela belki altın da böyle. Ama tabii birileri artık 2000 dolar dedikten sonra yani cini şişeden çıkardıktan sonra insanların tahmin etmiyorum ki ellerindeki malı kısa vadede işlem yapanların satmaya niyet olsun ama yani TL cinsinden de dolar cinsinden de kısa vade için en azından herhalde belli bir platoya vardık. Petrol fiyatları için de herhalde belli bir dibe doğru gidiyoruz. Orada da yine sert satışlar var. Bunlar gördüklerim. Mesela hisse senetleri o kadar bozulmadılar. Çünkü önce bir çok sert satış geldi. Ardından Çin'den tedbirler geliyormuş, gelecekmiş, hemen yoldaymış filan derken. Bir de işte dibini bulmaya çalışır. Yani hisse yatırımcısı tüm dünyada böyle, bizde de böyle. Biraz daha çok önden satın almayı, biraz daha belki hayali almayı satmayı sever bence. Dolayısıyla önden fiyatladı olanı olmayanı sonra olanı olmayanı tekrar geriye koydu. Ve S&P rekor oldu Avrupa toparladı filan. Onlar için net bir görüşüm yok yani belki tekrar satış gelir belki toparlar ama bazı varlıklarda bu bahsettiğim varlıklarda tahmin ediyorum şeye yaklaştık. Dönüş noktalarına yaklaştık. Tabii şimdi o belirsizlik öyle bir belirsizlik ki normalde siyasi bir şey olsa veya jeopolitik bir tansiyon olsa 3 aşağı 5 yukarı nereye varacağına dair bir fikir sahibi olabilirsin. Fakat burada mesela çalışma ne durumda, buna dair herhangi bir aşı var mı, herhangi bir dönüş noktası, bitti bu işi çözüyoruz noktası var mı? O kadar belirsiz gidiyor ki ve insanların da o kadar anlamadığı bir mesele ki Çin de kendi içine çok kapalı yürüttüğü, işte dışarıdan uzman kabul etmediği vesaire için dışarıya bu konuda çok net bir bilgi sızmıyor. Dolayısıyla piyasa artık özellikle bazı varlık sınıflarında hep en kötüyü fiyatlaya bu noktaya kadar geldi. Bir de ekonomik aktivitenin ciddi şekilde yavaşlamaya devam edeceğine dair, Çin'in hala işe dönmekte güçlük çektiğine dair çok sayıda emare de görüyoruz. Hemen hemen her gün buna ilişkin bir haber geliyor. Bu sabah mesela Çin'deki hava kirliliği bile azaldı inanır mısınız falan diye makaleler görmeye başladık. Aktivite zayıf olduğu için. Fabrikalar çalışmadığı, aktivite zayıf olduğu için hava bile tertemiz. Çin'de uzun süre sonra insanlar güneşi gördüler falan diyorlar dışarı çıkabilenler için tabii. Dolayısıyla yani o belirsizlik biraz o kabus senaryosunu besliyor. Dolayısıyla hani bunu diğer belirsizliklerden bir miktar ayırarak da bakmak lazım zannediyorum. Ekonomik gerçeklikler, teknik seviyeler ne gösterirse göstersin. Buradaki bilinmezlik ve hakikaten uzağa görme konusundaki imkansızlık belki insanların elinde bu korku fiyatlamasını bu noktaya kadar taşıyor. Katılıyorum. Bir de şey değişiyor bence onu da yatırımcının ya da işlem yapanların görmesi lazım. Artık çok büyük bir sürpriz olmazsa ben piyasalar ya bu arada insandan bahsediyoruz ama mecburen tabii yani soğuk yorumlar yapıyoruz. Bu saatten sonra
vaka sayısı, kayıp sayısı gibi rakamları bence artık izlemeyi bırakacaklardır. Bu saatten sonra fiyatlayanların izleyeceği tek şey tüm bu olanın bitenin sonucunda, yani her şey yaşandıktan sonra Çin'deki o bahsettiğim fabrikalarda üretim, işte üretime dönüş, evden çalıştım, buradan çalıştım, her neyse bir şekilde tedarik zincirlerine zarar veriyor mu yoksa vermiyor mu? Bu saatten sonra bence fiyatlanan o olur. Çünkü iyi kötü talebin düşeceğini, bunun kısmen işte Çin'deki tedbirlerle ama para politikası ama mali tedbirler yerine konacağını olduğu kadar sonraki çeyreklerde de telafi edileceğini piyasa anladı. Burada bir sorun yok. Fakat diğer ülkelere de ne kadar sıçrayıp sıçramayacağı konusunda bir kafa karışıklığı var. Bahsettiğin gibi satışları getiren bu. Eğer ki işte yavaş yavaş sektörler ya bir sorun yok korktuk ama işte mallarımız geliyor, mallarımız gidiyor tarzında raporlar vermeye başlarlarsa o zaman bu korku geçer. Yani kayıplardan vesaire bağımsız olarak. Yani ilk zamanlarda hasta sayısı, vaka sayısı, işte kayıp sayısı izlenirken artık yavaş yavaş iş buradan çıktı bence. Çünkü buradan bir şekilde alacağını aldı, satacağını sattı piyasa ya da bunu yapmak zorunda kaldı. Tekrar onu söyleyeyim yani insani şeyden, bağlamdan çıkmamak adına. Fakat artık bundan sonra izleyeceği yol başka bir yol diye ben tahmin ediyorum. Şimdi bir yandan da tabii bu koordineli bir çabayla kaynaklanacak, bundan kaynaklanacak olan ekonomik aktivitedeki zayıflık tekrar ayağa kaldırılabilir mi, kaldırılamaz mı? Bu var. Şimdi bunu para politikasıyla yapma şansının olmadığını hemen hemen herkes görüyor. Zaten kimsenin para politikasında yeri de yok, mecali de yok. Öbür taraftan baktığımız zaman da bir mali politika, mali teşvik, tedbir sistematiği içerisinde burası çözülebilir mi? Onun da pek olmadığı görünüyor. Yani kendi ekonomisi çok ciddi şekilde yavaşlayacak olan varsa onlar kendi dengelenme tedbirlerini uygulayarak buraları toparlayabilirler belki. Ama koordineli olarak hepimize çıkacağız, mali olarak da şu kadar destek vereceğiz dediğinde küresel ekonomiyi yukarıya taşıyacak olmanın getirdiği bir ekstra ivme yok. Çünkü biraz önce söylediğimiz gibi biz ne kadar görmüyorsak Maliye Bakanları da o kadar göremiyorlar önlerini. Evet, yani G20'den bir aynen sonuç çıkmamasından onu anlamak lazım. Tabii şimdi orada birkaç tane argüman var. Hepsi kendi içerisinde tutarlı. Para politikası konusunda diyorsun ya para politikası çözülemeyeceği anlaşıldı. Kesinlikle öyle ama onu isteyenler aslında biraz şeyi dürtüyorlar. Yani hani aba altından da sopayla belki biraz Fed'i dürtüyorlar. Çünkü Fed burada bir 25 bas puan yapsa hiç kimse başka bir şey konuşmaz. Yani tamamen düğün bayram olur. Ama tabii yani öyle bir şeye de gerek yok. Çünkü Amerika'daki gidişat o değil yani. En azından şimdilik. O aslında ben işte tahmin ediyorum ki onu isteyenlerin ya da dillendirenlerin şeyi o, niyeti o. Ama Fed de oraya uzak. Dolayısıyla geriye tabii mali politika ya da bir araya gelip bir şeyler yapmak gibi konular kalıyor. Fakat bir araya gelindiğinde ortaklaşa ne yaparızdan ziyade birbirimizin ayağına nasıl basarız? Ya da en iyi ihtimalle nasıl basmayız? O konuşuluyor. Çünkü G20'nin de gördüğüm kadarıyla en önemli gündem maddesi işte bu minimum vergiler, uluslararası şirketler, bir de dijital vergiler konusu. Fakat yine de bir araya gelinip alınan bir karar yok. Biraz herhalde ittire kaktıra çeşitli ayak oyunlarıyla Manuş'un ikna ederek komünike, yani belgeye şeyi sokmuşlar. Climate kelimesini sokmuşlar. Yani iklim değişikliğinin önemli bir konu olduğunu orada da kayda geçirmişler. Bu yani epeyce önemli. Şeye benziyor ama biraz. Yani şimdi koronavirüsten bahsediyoruz. İşte iklim değişikliğine getiriyorlar. Geçtiğimiz günlerde bir ülkenin büyük yatırımlarından sorumlu kişisiyle sohbet ediyorum. Şeyi anlatıyor. Birleşmiş Milletler'de olağan bir günü anlatıyor. İşte bir ülkenin, bir ada ülkesinin başkanı çıkıyor, diyor ki deprem oldu diyor. Nüfusun yarısını kaybettik diyor. Yardım bekliyoruz diyor. Yani işte birkaç yüz milyon dolar, 100 milyon dolar, 200 milyon dolar neyse yardım lazım diyor. Yani adayı baştan inşa etmem lazım diyor. Yani çok acayip üzücü bir konuşma yani. Ondan sonra şey çıkıyor, işte İngiltere Başbakanı çıkıyor. Kadın erkek eşitliğinden bahsediyor. Ondan sonra Kanada Başbakanı çıkıyor. O da yine işte bu kadın erkek eşitliği. Bunlar çok önemli konular ama yani adam çıkmış diyor ki nüfusun yarısını kaybettik, yani yardıma ihtiyacımız var. Kadın erkek eşitliği, yani cinsiyet eşitliği çok önemli diyor. Ölmüş. Anlatabiliyor muyum? Bu da biraz onun gibi. Yani koronavirüs var. Ya tamam, iklim çok önemli, hepimiz için önemli. Ama önce oraya bir çare var mı? Oraya yok. Oradaki şey de şu. Yani diyorlar ki fazlası olanlar var. Mesela Almanya. Siz harcayın. Almanlar da diyorlar ki ya tamam fazla var ama ben bunu harcarsam sen hissetmezsin. Yani ben kendi vatandaşıma bir şekilde bunu dağıtacak olursam bu ancak içeride kalır. Ben zaten adı üstünde yani dışarıya satıyorum. Bir şey hareketlendirmeyiz diyerek itiraz ediyor ve işte biraz bütçe kurallarını işaret ediyor filan. O yüzden de bir yere varılamıyor. Bir de açık tahmin ediyorum ki yani bu yavaşlamayı ve olanı biteni bence bir şekilde aşılabilir görüyorlar. Yani etrafından dönülebilir, aşılabilir.
Evet, yani her gün konuşuluyor, ciddi zarar veriyor bu dönüş hikayesine falan ama daha da bizi ya da oy aldığımız insanları dönüp de tekrar bir şeyler isteyecek şekilde partilerimizi çok da yerinden kımıldatacak kadar büyük bir sorun yok. Yani benim aldığım şey bu, mesaj bu. Demek ki öyle görmüyorlar ki hiç ciddi bir konuşma da yok bu anlamda. Piyasalarda dolayısıyla bu makro temanın tekrar yavaşlayacağını, buradan koordineli bir şey çıkmamasının getirdiği hikayeye odaklanıyor. O yüzden işte petrolde satış var vesaire. Gördüğüm şey bu, durum bu. Peki şimdi buradan devam edelim istersen diğer konularla ve piyasa fiyatlamalarında da olup bitenleri bayağı değerlendirmeye çalıştık. Ha, bu arada IMF'nin biçim büyümesine ilişkin tahmini var. Bu G20 toplantısında ortaya koymuş olduğu. Büyüme 6'dan 5.4'e inebilir diyor. Bunun dünya ekonomisindeki büyüme tahminini de 0.1 puan kadar aşağı çekme potansiyelinden bahsediyor önümüzdeki dönem için. Bakacağız, bu tarafını da değerlendirmeye çalışacağız. Şimdi bir yandan da piyasanın dikkatine gelen konulardan bir tanesi Amerika'daki başkanlık seçimleri. Orada da demokratların kendi içindeki detaylar, tartışmalar çok ön plana çıktı. Çünkü kapitalizmin merkezi, simgesi, abidesi ne dersen de Amerika Birleşik Devletleri'nde bir solcu bütün demokrat adayları yerle eksan ederek şu an itibariyle önde gitmeye devam ediyor. Bernie Sanders 79 yaşında, geçen daha bundan 6 ay önce kalp krizi geçirdi, kalp ameliyatı oldu, çıktı. Anlattığı şeylerin hepsi aslında bildiğin sosyal demokrasi, sosyalizm dediği şey, bizim sosyal demokrasi olarak anladığımız şey. Ama işte geliri düşük olan kesimlere sağlık harcamalarından tut, aynı zamanda öğrenci borçlarının affedilmesine kadar birçok geniş toplum katmanını besleyecek, destekleyecek unsur içeriyor. Özellikle Latin kökenli Amerikalılardan çok destek bulmuş durumda. Evet, öyle bir solcu dedin ki komünist falan der gibi oldu. Ama işte kendisini öyle alınabilir. Tanımlıyor. Bir de yaşla ilgili şeye girildiği zaman. Demokratik sosyalistim ben de. Evet, yaşla ilgili münazara vesaire bir şey olduğu zaman orada çok kızıyor ve hemen onu atlatıyor. Deneyimim yüksek demek. Deneyimim yüksek. Sorunlar nasıl başa çıkacağımı biliyorum demek. Bir de adayların hemen hemen hepsi yani yaşlar bu civarlarda. Bu arada Başkan Trump'ın da çok genç olduğunu söyleyemeyiz. Fakat tabii çok dinç duruyor. Yani onun getirdiği bir şey var. Onu atlamamalı. Amerika'da bu lider karizması, boy, post vesaire işte gibi olaylar önemli. O yüzden de mesela belki devamlı hem kültüre atıfta bulunmak için hem de o kadar sağlıklıyım ki sadece hamburger yiyorum falan diyerek nasıl bir Amerikan ikonu olduğunu da parlatmaya çalışıyor tabii Başkan Trump. Neyse, Sanders'a geçtiğimizde şu an herhalde en büyük aday. Bu net. Bir de momentum açısından Bloomberg görünüyor. Çünkü %3'ler civarında seyrediyordu. İnanılmaz bir reklam harcaması. 450 milyon dolar. Çok... Saniyede 80 dolar para harcıyor falan diye istatistiğini çıkarmışlar. Çok acayip. Dolayısıyla onun da vaat ettiği şey şu. Ya bu adayları görüyorsunuz. Burada ciddi bir karmaşa var. Buradan kimse çıkmaz Trump'la yarışabilecek. Ben varım. O da biraz o oylara talip oluyor. Ve işte ya acayip sol söylemler var. Amerika bu değil. O yüzden ortadan gidelim, ben onu temsil ediyorum mu anlatmaya çalışıyor. Görünen o ki bu arada Bloomberg Biden kampanyasını yedi. Evet. Yani ağırlıklı olarak oradan oy aldı. Biden çok nasıl demek lazım, pasif kaldı. Bir de yani Bloomberg'in anlattıklarıyla yaptıkları daha makul gibi duruyor. Biden'ın da tabii devlet tecrübesi falan var ama yani sanki Bloomberg orijinali, Biden da onun biraz kopyasıymış gibi bir algı oldu ve dolayısıyla ciddi reklam desteğiyle de anladığım kadarıyla geriye düştü. Döndürmek için de pek bir şey yapamıyor. Bir de tabii oğlundan ötürü de hafif belki yara almış olabilir bu son tartışmalarda. Trump işte Hunter Biden tartışmalarında. Çünkü Trump da bir şekilde ciddi eza çekti orada. Oğlunun da ve dolayısıyla kendisinin de bir zarar görmesi muhtemeldi. Böyle de oldu. Sanders tabii çok sempatik geliyor. Özellikle gençler arasında çok ciddi bir söylem tutturuyor. Fakat nereden fonlayacağı konusunda çok emin değiliz. Yani onu kesin ortaya koymak lazım. Şimdi Sanders'ın... En fakir kampanyalardan birini yönetiyor bu arada. Evet. Zaten bahsettiği program da biraz ona çıkıyor. Yani siz bana para vermeyin çünkü ben de size vermeyeceğim gibi bir şeye denk geliyor. Önümüzdeki dönemde yaklaşık 30 trilyon dolar zenginlerden kaynak üretip bununla birlikte sosyal güvenlik sistemini, sağlık sistemini fonlayacağını söylüyor. Evet, işte özel sağlığı kaldırma vesaire, yani birçok alışılagelmiş kapitalist sektörü yerinden oynatma, zıplatma gibi niyetleri var. Bu çok zor, yani gerçekten çok zor. Eğer ki bir şekilde başkanlık, yani demokrat adaylığı değil de başkanlık adaylığı ciddi manada tartışılırsa belki konuşuruz ama
bu piyasaları kesin rahatsız eder. Şimdi tabii bunca şehirden de önde çıkmış olması kendisini yavaş yavaş, yani o süper salıya doğru giderken demokratların o ünlü seçim gecesine iyice öne atmış durumda. Yani dediğim gibi bir, insanlar tercih ettiği için Sanders, momentumdan ötürü Bloomberg şu an iki tane yarışan aday gibi görünüyor ama birçok yerde yavaş yavaş artık Sanders herhalde oluyor gibi görülmeye başlandı. Biraz erken dahi olsa bu görüş var. O yüzden de yani çok konuşulur bundan sonra kampanyası. Fakat bu konuştuğumuz anlamıyla daha da geniş konuşuruz. Sanders'ın geniş kitleleri, özellikle yatırımcı komünitesini ciddi rahatsız edebileceği kanaatindeyim. Onu söyleyebilirim. Hatta Sanders'ın o kadar önde bitireceği artık herhalde konuşuluyor ki demokratlar arasında. Krugman'ın tweetlerini gördüm. Yani Sanders'ta öcü değil aslında iyi anlatma çabası var ama olacak gibi değil. Yani herhalde kendi de yazarken inanmamıştır. Ve hakikaten ambalaj tutmayacak belli. Bir şekilde Sanders bu işi birinci bitirirse demokratlar içerisinde ve yarışa katılırsa büyük ihtimalle piyasalarda ciddi bir rahatsızlık olur. İnanmayan olmaz, nasıl olsa Trump kazanacak diyenler dönüp İngiltere'deki seçimlere bakabilirler. Yani bir, seçimi kim kazanacak belirsizliği. İkincisi ve belki biraz ondan önce Corbyn kazanabilir, kaçın fiyatlaması vardı. Burada aynısı bence Sanders için olacaktır. Çünkü Sanders'ın söyledikleri hem rahatsız edici hem de altının nasıl doldurulacağını piyasa tahmin edemez ve kestiremez. O yüzden de belli ki buradan bir problem yavaş yavaş doğmaya başlıyor. Yani kapitalizm şeytandır diyerek geliyor ve dolayısıyla aslında hemen hemen bütün sistematiğini de onun üzerindeki dengesizlikleri alıp biraz daha toplumun alt katmanlarına yaymak üzerine kurmuş. Bu arada Michael Bloomberg'le ilgili olarak da şunu söylemek lazım. Bloomberg'ün söylemleri de aslında piyasayı bu kadar yakından tanıyan, bilen, içinden gelen, yöneten, yönlendiren isimlerden biri olmasına rağmen onun söylemleri de oldukça sert söylemler. Hani aslında parti sola doğru kaydı derken Bernie Sanders da aynısını söylüyor. Parti benim 4 sene önce durduğum yere geldi diyor. Hani daha önceki dönemde benim ne kadar uzakta kaldığı düşünülürse düşünülsün birçok görüşüm vardı. Şimdi piyasada ana akım olarak bunlar konuşulmaya başlandı diyor. Michael Bloomberg de yine aynı şekilde eğer başkan olması halinde atabileceği adımları söylerken, anlatırken bankacılık sektörüne ilişkin getireceği yeni düzenlemelerden, Trump'ın atmış olduğu oradaki adımların birçoğunun geri döndürülmesi gerektiğinden, piyasaların aşırı risk alımının engellenmesi gerektiğinden falan bahsediyor. Yani bir sol aday sertliğinde değil elbette ama piyasa hani Bloomberg ve Sanders arasındaki bir yarışa kalırsa orada başlayabilir rahatsızlığa. Bloomberg'ü muhtemelen tercih edeceklerdir öyle bir durumda piyasalar kendileri açısından. Ama Bloomberg'de çok çok iyi bir tercih olmayacak özellikle finans sektörü açısından. Finans sektörü için evet. Yani oradaki söylem yani soldan ziyade biraz daha düzenleyici, işte tedbir getirici söyleme yakın. Zaten bu demokratlarda var biliyorsun. Dünyanın hemen hemen her yerinde bu böyle. İşte cumhuriyetçilerin temsil ettiği biraz daha sağ, biraz daha pro-business yani iş yapmaya yatkın. Mümkün olduğunca deregülasyona yani kuralları gevşetmeye açık bir yapıya işaret ederken, hatta kuralları farklı yorumlamaya, işte elden geldiğince esnetmeye dayanırken o demokrat yani sol ya da belki dünyanın farklı yerlerinde farklı partilere işaret eder. Onlarsa biraz daha evet tabii ki herkes iş yapsın ama kurallara bağlı olsun. İşte biraz çevre, biraz yani farklı dünyaların insanları. O yüzden Bloomberg'ün o söylemi makul bence, yani Demokrat Parti içerisinde kabul edebilir. Bir de şunu da düşünmek lazım. Sonuçta halka uzak bir milyarder gibi düşünülüyor. O yüzden halka daha yakın, halkın anlayabileceği, halkın içinden biriymiş gibi de söylemlerde bulunmaya çalışması çok normal geliyor bana. Çünkü sonuçta geniş kitlelerin desteğine talip oluyor. Yani Amerikan başkanlığı bir zümreden çıkıp bütün ülkeye hitap etmek anlamına geliyor. O yüzden de bazı söylemlerde bulunuyor olabilir. Yani o kesin. Peki kısa bir araya gidelim. Aranın ardından sohbetimize biraz daha Türkiye ağırlıklı konularla devam edelim. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Gökhan Şen'le sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fitch'in gözden geçirmesi vardı cuma günü itibariyle. Onların yaptığı açıklamalarla devam edelim. Ekonomideki geri dönüşe işaret ediyor Fitch. Aynı zamanda yine buradaki büyüme hızındaki toparlamayı bir miktar daha öne çıkararak yıl sonu büyüme tahminini %3.9'a yükselttiğini ifade ediyor. Gelecek senede %4 civarında bir büyüme beklentisi olduğunu dile getiriyor. Enflasyon tarafındaysa bizde Merkez Bankası'nın öngörülerinin bir miktar üzerinde 10.5 civarında bir beklentisi olduğunu görüyoruz. Gelecek senede yine 10 civarında bir
seviye olacağını tahmin ediyor. Dolayısıyla aslında genel olarak makro çerçeveyi buraya oturtmaya çalışırken öbür yandan da genel piyasa tarafındaki olup bitenleri yakından izlediklerini, bankaların kredi hızını yakından takip ettiklerini, ayrıca bankaların yurt dışından borçlanmalarının hala zayıf gittiğini, dolayısıyla bunun döviz riski açısından dikkate değer bulunduğunu da aktarıyor. Yani Fitch raporları biraz daha ayakları yere basan raporlar Türkiye ile alakalı olarak. Bu rapor da öyleydi. Zaten işte en son görünüm değişikliğinden sonra herhalde kimse de bir şey beklemiyordu Fitch'ten. Daha makul bir değerlendirme var. Türkiye'nin şu anki makro görünümü dışarıdan bir notçu için, yani bir rating kuruluşu için nasıl görülebilirin cevabı şu. Birincisi, en kötü senaryo gerçekleşmedi. Bununla ilgili birkaç şey söyleyip yazabilirsin. Onun peşine düşebilirsin. İkincisi, gerçekleşmedikten sonra ne oldu? İşte o bankaların daha az borçlanmaları vesaire gibi işler Türkiye'nin cari açığını artıya çevirmesi, gerek ekonomik yavaşlamadan gerekse de aldığı tedbirlerle ve bunun getirdiği bazı sonuçlar. Bu bir set haline geliyor. Dolayısıyla daha az dövize ihtiyaç var. Dolayısıyla bankalar dışarıdan daha az para getiriyorlar. Dolayısıyla Türkiye ithalata daha az harcıyor vesaire gibi devam ediyor. Üçüncüsü, bunlardan sonra iş nereye gidiyor? Şimdi işte tepki veriyor ekonomi. İnsanlar tüketmedikleri malları tekrar tüketmeye yöneliyorlar. Dolayısıyla tüketimde çok ciddi bir artış var. Bu da ister istemez zaten hemen şeyi yukarı taşıyor. Milli hasıla yukarı taşıyor. Ve büyümenin, yani negatife yakındı 2019'da. 2019'un önemli bölümünde negatif gördük. Son çeyrekteki sert toparlanmayla büyük ihtimalle, ki bu cuma göreceğiz büyüme verisini, belki hafif bir pozitifle yılı tamamlayacağız. Fakat bu eksiden artıya dönüşte büyümeyi sağlayan unsurlarda bir kompozisyon değişimi var. Net dış talebin katkısı, yani Türkiye'nin daha fazla mal satması aldığına nazaran, işte yukarı çekerken milli hasılayı, şimdi tüketim yukarı taşıyacak. Dolayısıyla içerik değişiyor ve bunun devamında dördüncü, beşinci maddelerde işte ne kadar sürdürülebilir olduğu ve nereye gittiği. Ya bu hikayeye buradan bakarsan, bunun içine işte bankaları, finansal durumu falan da koyarsan Türkiye için iyi bir hikaye yazman mümkün. Bunun yanında eksiler nedir dersen, yani artılar bunlar, eksiler. Bu toparlanmanın ve bundan sonraki makroekonomik temelin dışarıdaki rating kuruluşlarının çok bilmedikleri bir şey üstüne bina edilmesi. Yani işte serbest piyasa tarafında farklı önlemler, döviz rejiminde farklı önlemler. Dolayısıyla yaşananlar kendi el kitaplarına uymadığı için çok hoş karşılayamayacakları bir şeye doğru gidiyor. Duruma doğru gidiyor. O yüzden de herhangi bir artı, işte artı yazma, not değişikliği, görünüm değişikliği gibi bir şey varsa paletinde, imkan varsa bunu kullanmakta mütereddit davranıyor. Yani bunu da böyle görmek lazım. Çünkü içeride de tam anlaşılamadı ki, dışarıya bir de anlatmak epeyce zor olacaktır. Bir de tabii devamlı olarak orada duran ve Türkiye'nin notunu yukarıdan aşağıya baskılayan şeyler var. Bunlardan bir tanesi, özel sektörün borçluluğu sonuçta yerli yerinde duruyor. Burada bir değişiklik yok. Ve şirketler işte milli hasılanın neredeyse %70'ine varan oranlarda borçlular. Bu değişmeyecek. İkincisi, kurumlardaki erozyonda herhangi bir geri dönüş sinyali yok. Yani Türkiye'nin kurumsal yapısı zedelenmiş durumda ve bu, yani geri dönmüyor. Üçüncüsü, işte yine onların izledikleri diğer farklı sosyal şeyler, göstergeler. Burada da kendileri için herhangi bir iyiye gidiş yok. Yani hukukun üstünlüğü, işte ifade özgürlüğü gibi veya da basın özgürlüğü, onların tarif ettikleri, buralarda bir geriye dönüş yok. Bu da Türkiye'nin notunu sınırlıyor. Dördüncüsü, politikadaki belirsizlik. Bu da onları zorluyor. Yani seçimlere çok var ama yani devamlı işte seçim yaşanması ve işte diğer hikayeler, onların bahsettiği şekliyle söylüyorum, Türkiye'nin notunu sınırlıyor. O yüzden belli ki zaten oynayabileceğimiz dar bir alan var. Onda da biraz belki kuralına, belki kuralına göre olmayan şekilde oynadığımızda, dışarıya hikayeyi anlatamadığımız için notçular tarafından farklı bir seviyeye taşınamıyoruz. Zaten piyasa taşısa sonrasında notçular taşır ama piyasa da taşımıyor. Yani CDS bir şekilde düzeliyor, sonra tekrar geri dönüyor vesaire. O yüzden durumumuz bu. Şimdi bir taraftan bunları dinliyor, takip ediyoruz, izliyoruz. Bir yandan da bu İran'la olan ilişki, iletişim vesaire, bunları da yakından izleyip takip ediyoruz. İran'da bu hafta sonu hem seçimler oldu, hem koronavirüsle ilgili çok fazla tartışma oldu. Bu arada İran'da seçime katılım %49'a düştü. Yani aslında 1979'daki İran devriminden bu yana en düşük seçime katılım oranı gerçekleşti. Bunun öncesinde zaten Anayasa Koruyucular Konseyi'nin almış olduğu ılımları seçime sokmama kararı çok belirleyici elbette. Fakat bir taraftan bunlar yaşanırken, bir yandan koronavirüs
virüsün bizim kapımıza dayanması gibi meseleler de söz konusu. Bütün bunları biz de işte sınır kapısını kapattık, İran'dan Türkiye'ye girişleri yasakladık gibi birçok unsur var. Şimdi buradan sonrasında acaba bize bu iş sirayet eder mi etmez mi'nin hem insan sağlığı açısından hem piyasa açısından ekstra bir korku alanı yaratıp yaratmayacağına bakmak lazım bir. Suriye'de olup bitenlerin piyasa üzerinde yarattığı ekstra gerginlikler var. Bu iki. Çünkü geçen hafta hakikaten biz yani böyle bir hafta 10 günlük periyod içerisinde 100-150 bas puan kadar getiri eğrisinin uzun tarafını yukarı kaydığını, aynı zamanda faizlerde hareket yaşanırken kurun yukarı kaydığını, hisse senedi piyasasına da net bir şekilde korkunun fiyatlandığını gördük, gözlemledik. Evet, şeye baktım ben 42,5 diye hatırlıyordum katılım oranı. 42,5'muş yani official. Ben baktığımda dün akşam bakmıştım ben 49 görünüyordum. Evet, yani resmi açıkladıkları bu 42,5 ondan da düşük yani sonuçta. Rekor düşük katılım var. Bunu işte kısmen hükümet kanadından bakarsan işte koronavirüs salgını var dediler. İnsanlar gelmedi diye lanse ediyorlar. Halbuki tersten bakanlar da koronavirüs salgınını saklıyorlar ki gidip oy atalım diye söylüyorlar ama buradaki yani apaçık gerçek özellikle ciddi kampanya sonucunda konservatif yani muhafazakar görülmeyen ruhaninin tarafına kanadına yakın adayların yüzlercesinin seçimlerden men edilmesi. Dolayısıyla insanların hür iradelerini sandığa yansıtacakları ve kendini temsil ettirecekleri adaylar seçime girmeyince çok da ciddi bir protesto yaşanmış ve özellikle işte Tahran'ın önemli mahallelerinde vesaire hemen hemen kimsenin sandığa gitmediği görülmüş. Bu sandığa gitme ve bir şekilde işte demokratik tırnak içerisinde şeyini gösterme, duruşunu gösterme hikayesi bu tip rejimler için çok çok önemli. O yüzden de çok ayrı bir mesajı var. Yani kimin kazandığından ziyade çok ayrı bir mesajı var. Elbette kimin kazandığı, ülkenin yönetiminin nereye gideceği konusunda fikir veriyor. Fakat devamı için de bu sandığa az katılım oranı bence bir fikir veriyor. Çünkü insanlar iki yönden yer aldılar orada. Bir, işte Ruhani'nin temsil ettiği liberal kanadın nükleer anlaşmayı yapıp ülkeyi eski zenginliğine kavuşturacağız kampanyası çeşitli sebeplerle çöktü. Ama ikincisi ve belki ondan çok daha güçlü bir tema, yani dini liderliğe kimse orada hani dil falan uzatmıyor. Fakat dayatmış olduğu, getirmiş olduğu sisteme karşı çok büyük bir direnç var. Ve bununla getirdiği mutsuzluk var. Yani fakiriz diyorlar, olay bu. Bunca yılın verilen sözü hiçbir yere gitmedi. Diğer başka sosyal taraflarda da çok büyük problemler var. Siz yine zenginlik içindesiniz, biz değiliz ve çok ciddi yolsuzluk vesaire bir sürü şey tartışılıyor. Neyse, günün sonunda mutsuzluk var. O yüzden sandığa yansıyan irade tam neyi yansıtmıştır bilmiyorum ama daha ziyade muhafazakar katılımın yoğun olduğu bir yerde katılımın buradan gelmiş olması sebebiyle ezici bir çoğunluk var, öyle görünüyor. O yüzden de mecliste bundan sonra görev süresine bir yıl kalmış olan Ruhani belli ki birçok şeyi geçirirken zorlanacak. Ve dolayısıyla tüm bu yaşananlar gerek Amerika'nın ittirmesi gerekse de içerideki katı direnç değişime artık İran'da kısa vadede bir reform hikayesini hemen hemen kaldırıp çöpe atmış durumda. Ve ilk defa Ahmedinejad'dan bu yana da muhafazakarlar çoğunluğu ele geçirdiler. Bunun tabii çıkarımları var, anlamı var. Bölge için gerilimin, tansiyonun yüksek kalmasına herkes razı olacaktır bundan sonra İran'da. Artık çünkü yönetim oraya geçiyor yavaş yavaş, onu görmeliyiz. Ticaretimiz için çok bir şey değişeceğini zannetmiyorum bu olaylardan sonra. Fakat baltalayan şey tabii senin de söylediğin gibi virüs. Türkiye'yi sınırları kapattı, birkaç vaka varmış. O vakanın negatif olduğu Sağlık Bakanı tarafından, Sayın Koca tarafından açıklandı. Ama belli ki bir sorun var. Türkiye-İran ticaretine şöyle bir gelmeden hızlıca baktığımda yani 10 milyar dolarlar civarında olduğunu fakat geçen sene ambargolardan ötürü işte 5'lere kadar kaydığımızı görüyorum. Bizim aldığımız mamuller belli. Yani koronavirüsten çok etkilenecek mamuller değil genellikle. Yani İran'ın işte doğal zenginliklerinden ithal ediyoruz. İran'a ise tekstil vesaire başta olmak üzere birkaç kalemle mal satıyoruz. İşte 3 gibi onlar satsa 2 küsur civarda biz satıyoruz. Çok büyük bir problem olacağını zannetmiyorum. Ama tahmin ediyorum kısa vadeli sorunlar yaşanacaktır. Gerek turizm anlamında gerekse de işte iş insanlarının gitmesi gelmesi anlamında. Biz de gün boyu büyük ihtimalle zaten konuşuruz. Bölgeden de aktarımlarda bulunuruz. Bir problem var virüs sebebiyle. Peki piyasadaki genel gidişatı izlemeye, takip etmeye devam edeceğiz. Gökhan çok teşekkür ediyoruz. Bu notlarla birlikte biz de sabah raporunun sonuna gelmiş oluyoruz. Kısa bir aramız var. Sonrasında yatırım bültenini izleyebilirsiniz.